Merhaba. Yine bir cuma. Yine Hayko Bağdat'la birlikte özgürce konuşmak üzere haftayı değerlendireceğiz sizlerle. Hoş geldiniz Periskop yayınımıza. Hayko, bütün haftayı Türk-Alman ilişkileriyle geçirdik. Aslında ayağımızı mı sürttük nedir? Türkiye meselelerini ya, ve yok. Erdoğan meselesini Almanya gündemi taşıdık. Sosyal medyada çok söylüyorlar bunu. Gittiniz ülkeyi karıştırıyorsunuz diye. <laughs> Bizden mi bilmiyorum ama gerçekten bir habercinin olanlara üzülmekle, insani olarak üzülmekle beraber habercilik mesleği açısından biraz mutlu olacağı zamanlar. Çünkü Türkiye-Almanya arasındaki ilişkiler belki de tarih boyunca, hadi savaş dönemlerine geçelim ama yakın tarih boyunca hiçbir zaman bu kadar gerilmemişti. Ama Can abi ilginç, burada olmanın da bir avantajı e, nazi dedi Erdoğan. Ve bu aslında Almanya'da oldukça zor, e, çok önemli bir, bir durum. hani Biz Türkiye'de alışırız ağzımıza geleni söyleyemi ama diplomatik usluk olarak Almanya'da herkes çok sinirlendi. İki taraftan bakalım biraz. Birincisi Alman Kamuoyu ve Alman siyasetçileri bu işi ne diyor. İkincisi Türkiye bu meseleyi nasıl algılıyor diye bakalım istiyorum. Sen bu hafta iki önemli röportaj yaptın. Bir tanesi Adalet Bakanı ileydi. Geçen hafta yayınladık. Benim adaşım Hayko ile. Bir de şofste görüştüm. Şu e, da çok önemli bir siyasetçi. Merkel'den sonraki başbakan adayı olarak ismi lanse ediliyor. Hem muhalefetten hem iktidardan bu meseleleri konuşma fırsatının olduğu Aslında biraz da senden hem e, bizim ekranda gördüklerimiz bir de arkada mutlaka bir iki kulise olmuştur. Evet oldu aslında. Yani şaşkınlar. Öyle söylemek lazım. Gerçekten çünkü hiç alışmadıkları bir üslupla karşı karşıyalar. Yani hiç kimse onlara doğrudan nazi diye hitap etmemiş. Gelirim kapınıza almasanız da zorlarım kapıyı dememiş. Böyle bir politik üslup bilmiyorlar ve nasıl baş edeceklerini bilmez durumdalar. Bir, çok rahatsızlar. İki, şaşkınlar. Üç, müthiş bir taban baskısıyla karşı karşıyalar. Yani son bir kamuoyu yoklaması dün yayınlandı. Yüzde doksanlarda Erdoğan gelmesin diyen Alman kamuoyu. Yüzde, Yüzde doksan, doksan bir. Doksan bir. Evet. Ee, ve seçim var Almanya'da. Yani bu ne demek? Eğer Almanya Erdoğan'a kapıyı açarsa ona kapıyı açacak siyasetçinin seçimde kazanma şansı yok. O kadar ağır bir durum var. Öte yandan Deniz Yücel hapiste ve bir tür rehin durumunda. Yani bir kısım Alman siyasetçi de şunu düşünüyor. Ya ilişkileri biz kestik diyelim. Artık hiçbir diyalog şansı kalmayacak. Ve Deniz Yücel'i bir defa gözden çıkaracağız. Türk-Alman ilişkileri ne olacak? Yani aramızı bozmayalım da denize zarar gelmesin diyen... mantığının da... Türkiye'deki sistemde bugün çok yürümediğini onlara anlatmak lazım aslında. Yani. Aslında ikiye bölünmüş durumdalar ama yüzde elli yüzde elli değil yüzde doksan yüzde on bölünmüş durumdalar. Yüzde doksan gelmesin kapatalım bu iş bitsin bu adamların demokrasiyi kullanmalarına daha fazla izin vermeyelim görüşü hakim. Yüzde onluk bir kesim ki ben de biraz ona yakınım. Yani biz bu kapıları kapattıkça Erdoğan'a yarıyor. Batıdan iyice uzaklaşıyor. Ee, muhalefeti kendi safına çekti. İşte hani Kılıçdaroğlu biz de destekliyoruz dedi. "MHP ben de gelirim kapıya dayanırım." dedi. "Baykal ben de gitmiyorum." dedi. Yani tam referandum öncesi Erdoğan'a bir mağduriyet ikram ettiler ve aynı zamanda da e, muhalefeti de Türkiye'deki muhalefeti de Erdoğan safına ittiler. Yani dolayısıyla Erdoğan'ın tam istediği oldu. Düşman evet. arıyordu, buldu düşmanını. Şimdi Almanya'ya karşı herkesi tabanını konsolide ediyor. Avrupa bize karşı tek tek başımıza yürüyoruz Avrupa sınırlarına gibi bir şeye getirdi. Bunu fark eden Almanlar var. Onlar da ya işte uzlaşalım bir noktada diyorlar ama böyle zannettikleri gibi yüzde 30 tane şeyin geleceği, 30 miting yapılacak diye yönüyor. Ben doğrusu buna ihtimal vermiyorum. Yani bunlar şu anda Türk hükümeti, Alman hükümetini sıkıştırmaya çalışıyor. Biz geleceğiz ne yaparsanız yapın diye ama ben açabileceklerini zannetmiyorum. Aslında ee, yani çok şaşkınlar ve böyle bir uslupla karşı karşıya değiller dedin. Aslında Erdoğan da tam bunu söylüyor. Diyor ki şimdiye kadar Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten pısırıkların ee, işte bir şekilde edilgen olanların uluslararası politikada büyük oyuna Heves etmeyenlerin e, dönemi bitmiştir. Ben geldim ağzınızın payını veririm işte siz nasıl da beni sokmazsınız? Ve galiba e, Almanya'nın buna karşı verdiği cevaplar içerisinde de hani şeyde daha önceki yayında da konuştuk böyle bir yavaş yavaş Türk usulüne Almanlar da girdi. Diyor ki Köln Belediyesi bakar bu işlere otoparkta yer yok. E, bir tane düğün salonu ayarlıyorlar o da diyor ki yangın merdiveninde sorun var onu da iptal ettim falan ve ee, yani savunabileceği bir gerekçeyle kardeşim bizim anayasamıza göre sen gelip burada siyasi kampanya yapamazsın. Onu diyemiyorlar. Yani. Evet. Diyemiyor. açık açık söylemesi lazım ama şu sanırım böyle bir şey söyledi. Bir devlet adamı olarak tabii ki gelir resmi temasları yapar ama bir ülke içerisindeki siyasi bir yarılmanın kampanyasını Yapabilir mi? Çok ilginç bir gelişme. Almanya Anayasa Mahkemesi de varmış bizimki var. Tabii ki burada da varmış. Ama daha hakimleri tutuklanmamış. Daha işte bir şekilde bağımsız olduğu iddia ediliyor. Henüz işimiz düşmedi. Ben size daha açık bilgi veririm oraya yorumun düşerse. Almanya Anayasa Mahkemesi diyor ki bir karar almış bu konuda. Buradaki vatandaşlar bilgi edinme hakkına karşı. Bu e, Alman hükümetinin tavrı yüzünden mağdur oluyorlar. Çünkü buradaki vatandaşlar oy kullanacaklar ve bir şekilde oy, ve oy verecekleri kesimleri dinlemek e, durumundalar. E, siz bu adamları buraya sokmazsanız bu kadar nüfusunuz var. Siz bu adamların ifade hürriyetini, bu insanların ifade hürriyetini engellemiş olursunuz e, iddiasına karşı anayasa mahkemesi de hayır bizim e, burada Türkiye'deki yasal mevzuatta aynen böyle bir siyasi kampanyayı yabancı bir topraklarda yapamazsınız. Eğer ki bizim dışişlerimiz buna yapamazsınız derse biz bunu ifade özgürlüğü olarak görmeyiz deyip e, hükümetin alacağı karara hukuki zemini de hazırlamış durumda. Ama topu da hükümete atıyor bir topu yandan. Topu da hükümete atıyor. Verirsen bir şey demem. İzin vermezsen de e, bir şey demem. <laughs> Al evet, yani ortada ortada işte. <laughs> ortada bir bomba var. Kimse elini sürmek istemiyor. Yani hükümet yerel otoriteyi attı. Onlar dediler ki tamam biz yapıyoruz ama bu iş buradan çözülmez. Onun üzerine Dışişleri Bakanı Abi, geldi. Değil, yani yerler şimdi koskoca Cumhurbaşkanımıza da ayı veriyorlar. Yani Köln'de <laughs> otopark yok falan olur mu? Yani kızdırmışlar Hollanda Başbakanı'nın ilginç bir çıkışı var. Ee, Çavuşoğlu için, Dışişleri Bakanı için gelir laleleri görür. Laleleri yani. görmeye gelsin istiyorsa diye gerçekten bu da üstlük olarak yani, Erdoğan'ın ihraç ürünlerinden, ürünlerinden biri. bir tanesi hmm. dünyanın gittiği yerde Amerika'dan, Almanya'dan, Hollanda'dan, Avrupa'dan her taraftan gördüğümüz şey artık hani o monşeller diye tarif edilen diplomatik dili daha doğru kuran, bir şekilde kamuoyunda hmm. birbirini rencide etmeyen dilden çıkıp önüne gelenin birbirine hakaret ettiği, küfür ettiği bir noktaya gelmiş durumda ama hemen sözü sana vermek için bu amayı bağladım. Ee, bir haber yaptık daha doğrusu kolektif yaptı özgür zorku olarak da biz paylaştık her e, şeyde söylediğimiz gibi sen yine bu silahlar karıştırıyorsun başımızı beraber sokmaya <laughs> ben kaçtıkça peşimden Almanya geliyorlar Almanya'nın silah satışı meselesi Türkiye'de tam gaz gidiyor tanklar mantlar bir şeyler evet ortak tank üretiliyor ve hani siyasi söyleme baktığında ülkeviler arasında savaş çıktı zannedilebilir ama ticari ilişkilere baktığında her şey yolunda gidiyor yatırımlar karşılıklı gayet iyi gidiyor ve silah ticareti olabildiğince hızlı gidiyor. Ve yani o haberde şu detay vardı. Ee, işin ortaklığı yani Türkiye'de tank üretecekler Almanlar. İşin ortaklarından biri Erdoğan'a en yakın iş adamlarından birisi Sancak. Ee, ve işin ortaklarından birinin Türkiye'de en büyük destek sunduğu vakıflardan biri de Türgev. Evet. Şimdi bu verilere baktığın zaman bütün bu dayılanmalar, bütün bu işte Avrupa'ya karşı tek lider filanın arkasında böyle bir ticari askeri işbirliği gayet hem de kişisel düzeyde de yürüyor. Politik düzeyde de, siyasi askeri düzeyde de yürüyor. Ve ne yazık ki Avrupa aslında işin bu yanına hiç girmek istemiyor. Yani aman ekonomi zarar görmesin, aman NATO ilişkilerimiz bozulmasın. Çünkü Türkiye, Suriye'de bize lazım. Çünkü Türkiye'ye ihracat etmemiz lazım. Bu kadar geniş bir pazardan vazgeçmememiz lazım. O konuları hiç ağızlarına almıyorlar. Ama keşke Türkiye daha demokratik olsadan ibaret bir temenni var ortada. Bununla da hiçbir yere gidilmiyor yani, tabii. Bu, burada aslında şunu söyleyebiliriz. O kahve ağzıyla söylenen şey hikayesi vardır ya. Altın kural, altın kimdeyse kuralı o koyar durumu. Biri birine nazi diyor. Merkel e dönüp diyor ki seni ciddiye bile almayız böyle lafları, ne münasebetsizsin falan diyor. Büyük babalanmalar var karşılıklı ama bir tanesi de çıkıp şunu söylemiyor mesela. Ya ben seninle tank mank yapmıyorum. Ya Sen da bu, bu, ekonomik ar argo koyuyor. Ya, ya yapmıyorum senden turist hmm. almıyorum. Sana turist göndermiyorum. Ee, sana sattığım silahların kendi vatandaşına kullanıp kullanılmadığına dair büyük bir kampanya başlatıyorum. Sana silah satışını durduruyorum. Senden silah yok böyle şeyler ve gördüğünüz gibi aslında e, ilginç bir e, yarış sözlü yarış içerisinde arkadan arkaya her şey çok yürüyor. Biz burada... Almanya'nın da silah satışı şu bu filan gibi mevzularıyla da uğraşmaya başlamanın da tedirgin içindeyiz. <laughs> Başka bir ülke silah satışı olmayan, silah göndermeyen bir ülkede gazetecilik yapmak iyi fikir e, olabilir. Bir e, ilginç gelişme aslında bu, bunu da izin verirsen biraz da ben Türkiye'de nasıl algılanıyor konusunda bir şeyler söylemek istiyorum. Çünkü aslında mesela Kemal Kılıçdaroğlu, mesela Devlet Bahçeli, Türkiye'nin muhalefet parti liderleri bunlar. Ve e, hadi Devlet Bahçeli yakın zamanda başka bir söyleme e, ulaştı ama çok yakın zamana kadar aslında Recep Tayyip Erdoğan'ı bir uluslararası suçlu ilan eden, e, yolsuzluklara bulaştığını iddia eden, e, teröristlere silah gönderdiğini iddia eden, e, dolayısıyla dünyada Türkiye'nin itibarını saçtığını, e, elçiliğimizin kalmadığını, Erdoğan'ın gidemediği ülkelerin çoğaldığını, Türkiye'nin yurtta sulh, barışta sulh e, parolasından uzak neler söylediler? Ve... E, Mesela Merkel de, diyelim ki bu konuşmaları dinleyerek ya ben böylesine otoriterleşmiş kendi ülkesinde denizi bırak yüzlerce gazeteciyi hapse atmış gazeteyi kapatmış bir liderle görüşmek istemiyorum demiş olsun. Sadece Kılıçdaroğlu'nu veya Devlet Bahçeli'yi dinleseydi Merkel çoktan bu kararı alırdı zaten. Ne oldu hemen arkasından Devlet Bahçeli dedi ki istiyorsan beraber gidelim. Hatta hani ee... Şimdi muhaliflere de Ümit Özdağ falan, e, Yusuf Alaçoğlu falan e, etkinlik yaptığında oraya bir kalabalıklar gelmeye başladı. Devlet Bahçeli onları alayım geleyim istiyorsan kıvamında bir şey söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu hemen akabinde bir şey söyledi. Ne zaman ki Türkiye'nin mevcut liderleri 100 yıl boyunca bir suç işledi, bir insanlık suçu işledi, bir e, fela, fenalığa yol açtı ve bunun hesabı sorulsun, bunu, bununla yüzleşelim densin, hiçbir zaman Türkiye'nin bu üç büyük partisini ve geleneği devlet terbiyesi adı altında bu konuya yanaşmıyor. Ne zaman Ermeni meselesi açılsa Ermeni soykırımı meselesi açılsa buradaki insanlık suçundan bahsedilse mesela Kılıçdaroğlu koşa koşa gidip Erdoğan'a bu konuda yapabileceğimiz ne varsa çünkü bu bir devlet politikasıdır. Mantığında davranıyor. Oysa insanlık suçları devlet politikası olamaz. Mesela silah, teröriste silah gönderilmişse bunun hesabı soyulur ki medeni bir ülkemiz olsun. E, i̇nsanlar katledildiyse bunun hesabı soyulur ki devlet bir daha kendi insanlarını katletmesin. Dolayısıyla muhalefet devlet politikaları adı altında liderin yanına sığınmak değil o lidere bunun hesabını sormak. Çağdaş, medeni, ileri bir ülke olmamız için bunu sorgulamayı gerektiriyor. Ee, vallahi bir şey okuyacağım size ee, geldiğimiz son noktada. Ee, Sayın Devlet Bahçeli bundan yakın zaman öncesine kadar ofisinde verdiği bütün fotoğrafları arkasında bir saat vardı. Evet. İşte 17-25 meşhur hırsız diyordu. Bu hırsızlığın e, hesabını soracağım diyordu. Ee, Abdullah Öcalan'la müzakere masasına oturmuş teröristleri e, şaha kaldırmış olduğunu söylüyordu. Ona güvenmediğini söylüyordu. İki yüzlü olduğunu söylüyordu. Bir Gülen'i Fethullah Gülen'i kahraman bir terörist ilan ettiği bir Öcalan'a bir şey. Dolayısıyla yine Devlet Bahçeli'yi takip etsek ben mesela şimdi ikna olsam Devlet Bahçeli'yi şu anda en büyük AK Parti karşıtı falan olmam gerekirken şöyle diyor Devlet Bahçeli bugünkü referanduma verdiği desteği açıklamak için sevgili gençler şu meşhur söze kulak veriniz. Meşhur sözü hepimiz merak ediyoruz. Zalımsın TC yazdım ben tabii ki. <laughs> Her sabah Afrika'da bir ceylan uyanır, en hızlı aslandan daha hızlı koşması gerektiğini bilir, yoksa av olması kaçınılmazdır. Her sabah Afrika'da bir aslan uyanır, en yavaş ceylandan daha hızlı koşması gerektiğini bilir, yoksa aç kalacaktır. Aslan veya ceylan olmak önemsizdir. Önemli olan gün doğar doğmaz koşmaya başlamaktır. Gençlerimize diyorum ki hiç durmayın bir e, siyasi analiz yapmak gerekirse e, Yılmaz. Olay er ormanda geçiyor. Ben Olay anladım. ormanda başlıyor. Yani Yılmaz Erdoğan'ın e, Mükremin tiplemesinde rahmetli Erdal Tosun vardı sürekli hayvanlar aleminden bir şey anlatırdı. Şimdi Devlet Bahçeli bu e, dille referandum'a niye evet diyeceğini açıklamaya başladığı bir süreçten geçiyor. Ee, olabilir. Zor. Siyasette Erdoğan dört kere döndü, Devlet Bahçeli de üç kere dönebilir, Kılıçdaroğlu da dönebilir. Ama biz fani sıradan seçmenler ve ürünler için ne yapacağımızı bir tarif etseler iyi olur. <laughs> Çünkü gerçekten artık ama e... ama tehlikeli bir şey daha söyledi. Yani şey saldırısından sonra, kendi muhaliflerine yönelik saldırıdan sonra. Ülkücü işini yarım bırakmaz lafı çok ağır yani bu, bu bir işaret yani öyle kürsü devirmekle olmaz bu iş ülkücü yaparsa tam yapar. E Hemen Dolayısıyla akabinde bizimkiler değil mi demek istiyor yani biz yapsaydık öldürmüştük onları. Öldürmüştük demek istiyor yani çıkan sonuç o aynı şekilde İçişleri Bakanı biliyorsun Süleyman Soylu'nun bir ifadesi oldu Almanya'daki teröristler Almanya teröristleri iade etmiyor. Ee, tam ifade neydi? Sen onu not aldın galiba. Ee, Eğer vermezlerse... Hepsini not almaya şey yapamadım. Ama biz gereği yaparız. Güneyim varmadı yani midem Aynen. bulandı. Çünkü Süleyman Soylu'nun söylediği tamamen şuydu. Biz illegal bir yöntemle gelir orada cinayet işleriz. Bizler... Ya da paketleriz. Pak, nasıl paketleyeceksin? Yani Almanya'dan gelip FETÖ'cü, PKK'de bilinenleri veya seni, beni, öbürünü, belki nasıl paketleyecek? Aslında Almanya'daki uzun süredir tartışılan MIT mensupları varlığı, buradaki örgütlenmeler, işte Osmanlı ocakları falan işte motosikletler falan gibi yerlerde. Şunu çok net söyleyebiliriz. Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı, Almanya bizim kızdığımız insanlara gereken muameleyi yapmazsa biz işimizi hallederiz diyerek e, anayasal bütün suçları işlemiştir. Tehdittir, e, suçu övmektir, herhangi birinin başına gelecek herhangi bir şeyde sorumludur. Aynı zamanda senin geçen yayında söylediğin gibi işaret etmektir. Buradaki herhangi bir gence ee, herhangi bir milli manevi hassasiyetleri olan O gün samastın ifadesindeki gibi e, hassasiyetli olan bir gence Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı sonradan AKP'li olduğu için bu kadar karikatürize e, olduğu için gülümseyerek adını andığımız ama yavaş yavaş hadi canım oradan sen de katil misin nesin ne yapıyorsun ne? kimi işaret ediyorsun demek zorunda kalacağımız. Ee, hatta lafı gedinle koymak gerekirse demirden korksak trene binmezdik yahu diyeceğimiz Süleyman Soylu'ya şunu söylemek lazım. Cinayete teşebbüstür yaptığın devletin doğuda ülkenin doğusunda, batısında Cumhuriyet gazetesinin eski genel yayın yönetmenlerine, Türkiye'nin aydınlarına Türkiye'nin muhaliflerine, Kürtlerine, Alevilerine Ermenilerine işlediği bütün suçları tekrar hatırlatan yine yaparız diyen hemen yaparız diyen, dünyanın her yerinde yaparız diyen bir mafya söylemidir. Türkiye Cumhuriyeti bir mafya devleti değilse Süleyman Soylu'nun orada ne işi var? Diye 80'de yaptılar bunu biliyorsun. 12 Eylül'den sonra hapishaneden katilleri çıkarıp Avrupa'ya eyleme gönderdiler. Cinayet işlettiler. Orayı burayı bombalattırdılar. Yani bir tür darbe mantığı, darbeci mantığı ve işte devletin aslında tetikçileri kullanabildiğini, ne kadar rahat kullanabildiğini gösteren bir zihniyet tekrar ülkenin başına geldi. 6 hafta kaldı. 6 hafta sonra ya bu gidişe dur diyecek Türkiye ya bundan sonra kapılar açık ne isterseniz yapın diyecek. Bu son şunu da söyleyelim herhalde Bitirelim. süremiz de bitiyoruz. Şimdiye kadar çok daha vahim dönemlerin, 90'ların faili mecburlerin olduğu dönemde bile hatırlayacak olursan devletin hep bir inkar mekanizması vardı. Olur mu canım hani devletiz biz yasalız mevzuatlarımız var. Olsa olsa fevridir o da olmaz dediği bir savunması vardı. Gerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde gerek yerel mahkemelerde fakat sanırım çok uzun süredir ilk defa açıkça cinayetiyle övünen, işkencesiyle övünen yine geçen hafta Koruköy'deki o yaşlı adamın fotoğrafında Süleyman Soylu'nun söylediğini hatırladı. Evet. Yani işkenceyle övünen, cinayetle övünen, cinayete teşebbüs için gururla meydanlarda isim zikreden mafyatik bir yöntemi bu kadar net bize gösterdikleri ilk defa oluyor. Sanırım eee Sayın Cumhurbaşkanı haklı. Artık karşımızda pısırık siyasetçiler değil bir çete ağzıyla e, kötülükler saçan, tehditler savuran bir yapı var. Bunu da bizler gördüğümüz gibi bütün dünyada görüyor. Kimileri de istemiyor o zaman gelme ülkeme diyor diyebiliriz. Evet cinayet işlemenin de bir seçim vaadi olarak ortaya konduğunu ilk defa görüyoruz. Hı. Bakalım nelerle göreceğiz. Bu haftalık bu cuma bu kadar. Dediğim gibi 5 hafta kaldı. 5 hafta boyunca sık sık bizi karşınızda göreceksiniz. Ee, Hayko Bağdat'la iyi hafta sonları diliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.